Basın özetlerinin ilk gazetesi Washington Post, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Bağdadi'nin ölümünden sonra IŞİD'in başka liderlerine yönelik de operasyonlar yapılabileceğinin sinyalini verdiğini yazıyor. Habere göre Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonda elde edilen video görüntüleri ve veriler başka operasyonların düzenlenmesinde kilit rol oynayabilir. Amerikalı yetkililer hafta sonu yapılan baskında ele geçirilen iki IŞİD mensubunun örgüt hakkında istihbarat sağlayabileceğini söylüyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili ise askeri operasyonların yanı sıra bölgede sürdürülen diplomatik ve siyasi çabaların titizlikle planlanmış stratejinin parçası olduğunu belirtti. Öte yandan gazete Amerika'nın Suriye'deki petrolü koruma misyonunun bazı kongre üyelerini operasyonların kongrenin onayladığı kapsam dışına çıkıp çıkmayacağı konusunda kaygıya düşürdüğünü yazıyor. Trump yönetimi ise ve mücadele misyonuna yeniden odaklanırken Başka ülkelerin misyona daha fazla katkıda bulunmasını sağlamaya çalışıyor. Bu bağlamda Washington'da 14 Kasım'da düzenlenecek toplantıya IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor. Amaç bu ülkelerin Türkiye ve Suriye demokratik güçlerini birbirinden ayıran tampon bölgede oluşturulacak devriye misyonuna daha fazla mali kaynak ve askeri ayarlamasını sağlamak. Ancak gazete Amerika'nın yürüttüğü üst düzey çabalara rağmen hiçbir ülkenin henüz böyle bir güce katkıda bulunacağını açıklamadığını yazıyor. New York Times'a Irak Savaşı'nda görev almış eski bir muharip olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Yetkilisi Alexander Whitman'ın bugün kongrede verici ifadeyle ilgili haberi aktarıyor. Gazete Winman'ın Başkan Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesini dinleyen yetkililerden biri olduğunu hatırlatıyor. Winman'ın bugün ifadesinde Trump'ın Zelenski'den Biden'lar hakkında soruşturma açmasını istemesinin Amerika'nın çıkarlarına zarar vereceğini düşündüğü için konuşmanın ayrıntılarını üstündeki yetkililere bildirdiğini söylemesi bekleniyor. Habere göre Ulusal Güvenlik Konseyi'nin en yetkili Ukrayna uzmanı olan Yarbay Winman, Görey bilincinin verdiği sorumluluk duygusuyla Trump ve yakın çevresinin Ukrayna'ya yönelik muamelesi hakkındaki itirazlarını Beyaz Saray içinde iki kez gündeme getirdi. 25 Temmuz'daki telefon görüşmesini bizzat dinleyen Yarbay Whitman, konuyla ilişkin kongrede ifade verecek ilk Beyaz Saray yetkilisi olacak. Irak'ta savaşırken yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanan Ukrayna asıllı Whitman, Amerika'ya dönüşünde Purple Heart madalyasıyla onurlandırılmıştı. Los Angeles Times ise Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlarla ilgili son ayrıntıları aktarıyor. Habere göre Getty yangını olarak adlandırılan yangın çok sayıda ünlü ve zenginin yaşadığı semtleri tehdit ediyor. Milyonlarca dolarlık malikaneleri tehlike altında bırakan hatta bazılarının kül olmasına yol açan yangın nedeniyle bölgede yaşayan ünlüler de tahliye edildi. Getty Müzesi yetkilileri ise yangının müzeye çok yaklaşmasına rağmen 10 milyonlarca dolar değerindeki eser ve arşivlerin çelik, taş ve beton malzeme kullanılarak inşa edilen çift duvarlı bina içinde emniyette olduğunu bildirdi. Müzenin yaklaşık 4000 metre küplük su rezervi ve eserlerin duman ve külden etkilenmemesi için özel tasarlanan havalandırma sistemi de bulunuyor. Getim merkezinin hemen kuzeyinde yer alan Mansen Mary's Üniversitesi'nin kampüsü de boşaltıldı. Öte yandan eyalette geniş çaplı elektrik kesintileri devam ediyor. Bir yandan yangın, diğer yandan ise elektrik kesintileriyle yaşamak zorunda olan Kaliforniya'da halk bu duruma ayak uydurmaya çalışıyor. Tahliye emirlerini artık çok daha çabuk yanıt veren Kaliforniyalılar arasında birden fazla kez yangın felaketi atlatanlar çoğunlukta. Çoğu Kaliforniya'nın kuzey kesimlerinde olmak üzere 66 bin hektarlık alanı etkileyen yangınların Kasım'ın ilk haftasına kadar kontrol altına alınamayabileceği bildiriliyor. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz.